Müslümanların komutanı da, Ülül Emir de savaşta elde edilen malları, ganimet deniyor bunlara. Bunları İslam ordusuna katılan askerlere dağıtır. Bunun beşte biri Peygamberimiz benimdir diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği yanında devlet reisidir. Başkumandandır. Beşte bir onun, yani geçimini, ailelerinin geçimini onunla sağlayacak. Dış ülkelerden gelen, dış ülkelere gönderilen elçiler, misafirler, onları bunlardan karşılayacak. Artan parayı da zaten o öyle söylüyor. Vel humus merdudun aleyküm. Bu da size geri döndürülür. Yani fakir, fukara, kendi geçiminin ve devlet masraflarının dışında kalan kısımlarını yine fakirlere, fukaraya, yolda kalmışlara, kimsesizlere gene fazlasını öder. Fettül hayte vel nıhyat. Öyleyse diyor, bu devlet malı, yani harpte elde edilen ganimet. Bir de savaşmaksızın İslam ordusundan korkmuş, teslim olmuş. Bunlardan elde edilen ganimet veya anlaşma yoluyla onlar biz haraç cizye verelim demişler. Bu şekilde elde edilen ganimet. Bugün bu ganimetleri de fey denir. Fey. Bunun da işte beşte biri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, bunlar taksim edilmeden evvel, taksim edilmeden evvel devlet malıdır. Âmenin malıdır. Kamunun malıdır. Herkes bunu korumakla yükümlüdür. Fettül kayta vel nıhyat. İğneyi, ipliği hesap edeceksiniz. Yani iğne başı kadar olsa bile bir iplik nedir demeyeceksiniz. Böyle ganimet fey mallarından taksim edilmeden evvel almanız haramdır. Size taksim edilip de düşenler hariç kesinlikle biz bu malı biz bulduk harp meydanında diye kendiniz alamazsınız. Devlete teslim edeceksiniz. Evet, iğne başı kadar iplik neyse ve ekser min zalike ev asgar. Bundan çoğu da alamazsınız, azını da alamazsınız. Ve la takullu fe innel gulule narun arun fid dunya vel ahire. Devlet malının muhafazası ile görevli olanlar, memurlar, işte burada askerler, kamu adına iş görenler, böyle devlet malını alırlarsa buna gulul denir. Ganimet mallarını taksimden evvel alırlarsa, kendi ceplerine indirirlerse buna gulul derler. Bu gulul de diyor Peygamberimiz dünyada da ahirette de ateş sebebidir ve de ar sebebidir. Ala ashabihi fid dünya vel ahire. Dünya ve ahirette bu malları alanlara hem utanç vesilesidir hem de cehennem azabına sebeptir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Devlet memuru olanlar, memur, amir, neyse en yüksek kademesinden en küçüğüne kadar devlet malını, hazinesini, vatandaşların hepsinin ait olan mali şeyleri kesinlikle kanunların, usullerin dışında kullanamazlar. İğne başı kadar olabilse, olsa bile kesinlikle şahsi çıkarlarına şey edemezler, yönlendiremezler, ceplerine indiremezler. Ancak kanunlar dairesine Ülül Emr'in verdiği şeyler hariç. O zamana kadar iğne başka da olsa dikkat edecekler. Buna riayet etmezlerse gulul olur. Gulul da cehennem ateşi sebebidir ve dünyada da rezalet sebebidir. Ve cahidu ennâse fillâhi teâlâ. Allah-u Teâlâ'nın emirlerini yerine getirmek, rızasını kazanmak hususunda
düşmanlarla savaşmak konusunda, emri maruf yapmak konusunda, haramlara engel olmak konusunda mücahede ediniz. El karibe vel vel baide. Bunlar sizin akrabanız olsun, isterse akrabanız olmasın. Allah'ın emrine aykırı şeyleri önlemek hususunda görevlisiniz, mücahitsiniz. Bunu, böyle yanlış şeyleri önlemek için savaş edeceksiniz. Bu konuda وَلَا تُبَالُوا فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Kınayanın kınamasından korkmayacaksınız. Enayi, kim bilecek senin bu yaptığını? Görevlisin, işte sen müdürsün, sen memursun, kimsenin haberi yok diyemezsiniz. Böyle sözlere sakın kulak asmayın. Yukarıda açıkladığımız şekilde kamu malını, kamuya ait olan malları iğne başı kadar, iğne iplik olsa bile, bundan daha az olsa bile, daha çok olsa bile sakın kendinize mal etmeyiniz. Bu gülüldür, cehennem sebebidir, ar sebebidir. Bu konuda çok akılsızsın ya. Kim bilecek, kim görecek diye söyleyenlere de sakın şey etmeyiniz. Onların kınamalarına, sözlerine aldırmayınız. وَاَقِيمُ هُدُودَ اللّٰهِ تَعَالَى فِي الْخَضَرِ وَالسَّفَرِ. Devlet malını çalanın eli kesilir. Evet. Hırsızlık yapanın eli kesilir. Öldüren öldürülür. İftira eden cezaya çarptırılır gibi. Dinen içki içen cezaya çarptırılır. Evet gibi. Allah'ın yasak ettiği şeyler ve karşında verdiği cezalar. Bunları uygulayınız. Çekinmeyiniz. Nerede? Hem sulh zamanında hem de harp zamanında. Hiç acıyacağınız tutmasın. Sakın bunlardan, bunu uygulamaktan geri kalmayınız. Ve cahidu fi sebilillahi teala. Allah yolunda cihad ediniz. Mallarınızla, canlarınızla. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Saf suresinde ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, hadel el edullukum ala ticaretin tunciikum min azabillah. Allah'ın azabından sizi kurtaracak olan bir yolu size göstereyim mi? Tarif edeyim mi? Evet. Allah yolunda mallarınızla yücahidun fillah. Evet. Tücahidun fillah bi envalikum enfusikum. Mallarınızla, canlarınızla cihat edersiniz. Bu Allah'ın azabından sizi kurtaracak olan en karlı, en kestirme yoldur. Evet. Fe innel cihade babun min ebabil cennet. Cihat cennet kapılarından bir kapıdır. Yani cihata giderseniz, cihat ederseniz cennetin kapılarından girmeyi hak edersiniz. Sanki cihada giren adam cennet yoluna, kapısına girmiş demektir. Böyle bir güzelliği vardır. Evet. Min ebabil cenneti azimün. Bu sevap bakımından çok muazzamdır. Derece bakımından çok muazzamdır. En yüksek rütbeler Allah yolunda cihad eden mücahitlere verilir. Muazzam bir Allah'ın sevindiği iştir bu. Bundan asla geri kalmayınız. Geri kalmayınız. Evet. Bir Müslüman hayatı boyunca her an cihada hazırım diye bu duygularla yaşamak zorunda. Yaşlansa, erkek olsa, kadın olsa, çocuk olsa, aklı başında olduktan sonra bu konuda bana iş düşerse her zaman cihada hazırım diye bu bilinçle yaşayacak. Cihat duygusu duymayan, cihat bilinciyle olmayan, yaşamayan adam öldüğü zaman putperest cahiliye devrinde ölmüş gibi olur diyor Peygamberimiz. Ya benim yaşım 70, işim bitmiş demeyeceksin. Buyur dediler zaman, genel seferberlik ilan edildiği zaman
İslam devletinin yetkilileri seni askere çağırdığı zaman ben yaşım bu ama buyurun diyeceksin. Demek zorundasın. Telefon başında bekleyebilirsin. Masa başında olan şeyleri yapabilirsin. Mutfakta görevlileri kontrol edebilirsin. Çocuksan da böyle, aklı başında. Çocuksan da böyle olacak. Bunları öğrenilecek. Buluğu verdikten sonra müstakil kişi olur insan ve de sorumlu olur. İşte onlar da aynı şekilde bu bilinçle yaşayacaklar. Aksi halde ölseler, bu duyguları duymayan, bu bilinçle yaşamayan adam mâte mîtedel cahiliye, cahiliye ölümüyle ölmüş olur diyor. Evet, güzel peygamberimiz, İslam'ın prensibi bu. Maalesef bunu Yahudiler yapıyor. Ben İsrail'e gittim, Kudüs'ü gördüm, sınırlarından geçer girdim. Kadını erkeği asker, gümrük muamelelerini adamlar yapmıyor, kadınlar yapıyor. Çünkü adamlar gidip cephede savaşıyor. İslam'ın prensibidir bu. Kadınlar da görevli olur. İslam ordusunun peygamberimiz zamanında yaralıları kadınlar bakıyordu, hasta bakıcılığı yapıyorlardı. Onlara yiyecek içecek hazırlıyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaralandığı zaman kızı Fatıma Uhud dağı eteğinde Hazreti Ali çalı çımkı toplamış, onu yakmış. O yakılan külü basmıştı, sonra yarasını sarmıştı. Kadınlar da böyle onlara ait işleri yapabilir. Hatta Uhud'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Nüseybe Hatun, ya biz Nesibe'de diyoruz, Nüseybe Hatun kılıç sallayarak savunanlardan birisidir. Yani İslam'da kim olursa olsun hayatı boyunca cihat ruhuyla yaşayacak, çağırdıkları zaman asker kaçaklığı yapmayacak. Gene buradan okuduk. Biz tabii dini şeyleri size duyurmakla yükümlüyüz. Öbür tarafı kabul edip etmemek size ait. Yorumda size ait. Biz dinen size burada açıklayanları aktarıyoruz. Bedelli askerliği Peygamberimiz sevmiyor. Bütün insanların askerlik yapmasını istiyor Peygamberimiz. Ama devlet böyle demişse, yani haramdır demiyor. Yanlış anlamayın. Mesela bana sorsalar, mutlaka her kimsenin askerlikten geçmesini isterim. Askerlik öyle bir güzel disiplin öğretir. Her şeyden evvel erezilliğe dayanmayı öğretir. Her türlü milletten adam gelir. Aynı koğuşta yatarsanız kültür farkı var, memleket farkı var, görenek farkı var. Bunlarla oturup kalkmayı öğretir askerlik. Tecrübe sahibi olursunuz. Mutlaka görmek lazım. Maalesef bizde işte bu gibi şeyler çok dikkat edilmiyor. Benim askerliğim zamanında ben işte ilim mensubu oldum diye şimdi büyükelçilikten emekli oldu. Büyükelçi olan bir arkadaşım bana sokuluyordu. Hiç ömründe Amerika'da doğmuş, Fransa'da lise tahsili yapmış, Almanya'da yüksek tahsili yapmış falan. Yani 3-4 dil biliyor. Mutlaka zaten babası da büyükelçiydi. O da büyükelçi oldu. Ömründe Anadolu'yu gezmemiş, görmemiş. Hiç ayağı çamur görmemiş. Büyükelçinin oğlu çamur görür mü? İşte topçu okulunda atışa götürdüler bizi. Polatların o çamuru da müthiştir. Ayağını çıkaramazsınız. O kadar sakız gibidir. Zaten cılız bir oğlan, nazenin bir oğlan. Potini çıkaramadı, küfretti. Bana bak dedim, seni şimdi döverim dedim. Yani ben bu hallere düşecek adam mıydım diyor orada. Sen kimsin ya dedim. Senin bu çamurun çıkamadığın da küfrettiğin çamurun içinde senin baban maaşını veren adamlar 12 ay bu çamurda yaşıyor. Şimdi bu adam büyükelçi olsa ne olur? Anadolu'nun gerçeklerini bilmiyor. Onun için diyorum bedelli askerliği yapmayın gençler. Peygamberimiz sevmiyor. Öğrenin, erizilliği öğrenin. Hayatında hiç çamur görmemiş adam büyükelçi. Türkiye'nin gerçeklerini ne kadar öğrenebilir bu? Ne bilebilir? Milletvekili olmuş. Anadolu'nun gerçeklerini bilmeyen adam kanun yapsa ne bilebilir? Memur olmuş, ne faydası olabilir? Askerlik bunları öğretir.
rezilliği öğretir, gösterir işte. Ha bak, Van'ın bilmem ne köyü, orada askerlik yaptırırlar. Orada vatandaş nasıl yatıyor, kalkıyor, nasıl yaşıyor, geçimi sürdürüyor. Veya şurada burada gerçekleri öğretir. Bu bakımdan kaçmayın. Çünkü hayat hep benim babam çok zengin, benim babam genel müdür, bakan falan diye oğlunuzu böyle şeylerden kaçırmayın. Çünkü düşmeyen bir Allah'tır. Bakanlık gidebilir, genel müdürlük gidebilir. Sen ortada tek başına kalırsın. Böyle zor şartlarda yaşamayı, ayakta durmayı bilmezsen, öğrenmezsen işte hareketi yaparsın. Bizim zamanımızda öyle bir adam çıktı, intihara kalkıştı. Hiç rezillik görmemiş. Evet. Böyle şey olmaz. Onun için bir iniş kalkış, hayat budur. Bazen düşersin, başka kalkarsın. Bunlara öyle diyor Efendimiz. Çocuklarınızı rezilliğe uygun yetiştirin. Bir gün elinizdeki imkanlar kaybolabilir. Kaybolduğu zaman bocalamasın, hazır olsun, bunu bilsin. Ondan dolayı diyorum, Efendimiz onun için söylüyor zaten. Bedelli askerlik iyi değil diyor. Aynı zamanda olacak diyor. İyi değil. İnsanların cihat ruhunu öldürür. Şimdi bizim safı genç, İslami gençlik falan diyorlar. Kanun çıksa da bizde tutsa da falan diye hesap yapıyorlar. Sünnete aykırı efendim. Haram demiyorum, yanlış anlamayın. Ama gerçekleri öğrenemezseniz ayağınız yere basmalı. Bir takım şeyle bilmeniz lazım. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cihat ediniz. Cihat ediniz. Allah yolunda cihat ediniz. Cihada evvela insan kendisiyle cihat edecek. Nefsi sıkıntıya ne gerek var hocam, bırak ya, ver parayı. Burada kazanırsın, vergi verirsin. O vergi de devletin memuruna gider. Tamam arkadaşım, ben haram demiyorum. Senin açından söylüyorum. Böyle bunaldığın zaman, imkanların dağıldığı zaman ne yapacağını şaşırırsın. Bunları alış diyorum, gör diyorum. Peygamber de bunu söylüyor. Nefsin de işte böyle durumlarda sabretmesini bilmeli. Rahat olduğun zaman da şımarmamalı. Böyle durumlarda umutsuzluğa düşmemeli. Bunlara hazır yetişmeliniz lazım. Evet, Allah'ın kanunları böyledir. Böyledir. Siz de cennet kapısı olan cihat kapısından giriniz. Allah yolunda malınızla, canınızla cihat ediniz. Cihat ruhuyla yaşayınız, yaşayınız buyuruyor. Hadis-i şerifi evet, bir de şu varmış hadisin orasını şimdi gördüm. Muazzam bir sevap getiren, cennetin kapısını açılan şeydir cihat. Ayrıca fe inne yuncillah bihi minel hemmi vel gam. Dünyevi, uhravi, gam ve keterlerden cihat insanı kurtarır. Cihat etmesini bilen adamlara kimse yan bakamaz. Kimse heveslenmez. Elhamdülillah bizim insanımız, askerimiz, eskiden beri askerliği bilen bir milletiz biz. Onun için 40 defa düşünüyorlar. Yoksa 10 defa gelirler. Öyle güzel bir yerimiz var, vatanımız var. Fakat biliyorlar ki biz Kore'de bile Amerika'yı kurtarmış askeriz. Çemberi yardık ve Amerikalıları kurtardık. Biz öyle bir milletiz. Kıbrıs'a gittik, oradaki insanları kurtardık. Zulümden kurtardık. Onlar da şehit. Zulmü, insanlar kim olsa olsun, zulmü önlemek için savaşıldığı zaman şehit olunur. Cihadın zulmü önlemektir. Çünkü küfür en büyük zulümdür. Küfür en büyük zulümdür. İslam'ı yaymak, birinci madde. Adaletle hükmetmeyi sağlamak, ikinci madde. Müslüman olsun, dünyada ukbada mesut, bahtiyar olsun. Üçüncü madde, kardeş olalım. Evet, bunun için emperyalistlik değil, sömürme değil, insanı sevdiğimiz için, o da insanca yaşasın. İnsanlar zulümden kurtulmak için cihat edilir ve insan da işte bu duygularla yaşamalıdır. Böyle cihat etmesini bilirseniz dünyada da başınızı eğmezsiniz, ahirette de başınızı eğmezsiniz. Gamdan, kederden kurtulursunuz, şerefli yaşarsınız, dik yürürsünüz. Şimdi olduğu gibi. Evet, ahirette de böyledir diyor Peygamberimiz. Ahmed ibn Hanbel, Taberani, Hakim Müstedrek'inde
Ubade İbn-i Samit radıyallahu anh naklediyor bu hadis-i şerifi. İnne hazil kulub. Ha şimdi efendim hocam, yani iyisin güzelsin de şimdiki askerlik senin dediğin gibi, evet şimdiki askerlik de aynen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibidir. Senin niyetine bağlı. Şakkari'de, Şemdinli'de veya şurada burada benim er Mehmetçik nöbet tutmasa sen beni dinleyemezsin, ben de burada konuşamam arkadaş. Böyle ırzımı namusumuzu koruyamayız, malımız canımızı koruyamayız. Biz hazırız, kim gelirse canına kururuz diye orada görürsen o zaman pabuç pahalı diye tamam edemezler. Yoksa 10 kişi sağdan soldan saldırırlar, ırzını tarumar ederler. Evet, siz Yunanlıların bizi işgal ettiği zamanki hallerini bilmiyorsunuz. Gerçi bizim memleketimize gelmedi, saray köyü açmadı. Denizlerin dağın arkasında bir memleketimiz bizim. Oralara gelmedi ama gelen yerlerde ne ırz tanıdılar, ne namus tanıdılar, ne mal, ne can. Düşman budur. İşte buna uğramamak için güçlü olacaksınız. Gelirsen geleceğin, göreceğin var dedirtecek bir adam olacaksın, mücahid olacaksın diyor. Hazır olacaksın. Dünyada da başın dik olur, ahirette de dik olur diyor güzel Peygamberimiz. Bu hadis-i şerifte bu niyetle ben müminlerin, insanların canını, malını, namusunu koruyorum diye nöbet tutacaksınız. Peygamber zamanındaki askerliğin aynı sevabını alacaksınız. Bir saat nöbet 60 yıllık nafile ibadetten üstündür diyor Peygamberimiz. Çünkü 80 milyonu koruyorsun arkadaş. 80 milyonun namusunu koruyorsun. İslam'ın görüşü budur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne hazihil kulub tasta'u kema yasta'u el hadidu iza asabahu'l ma'um. Bu insanların kalbi var biliyorsunuz. Bizim vücudumuzun kralı, meliki, merkezi. Bütün azalar oraya bağlı. Kalp bozuk, hepsi bozuk. Kalp güzel, temiz, hepsi güzel. Yunus Emre de öyle söylüyor değil mi? Dış yüzüne o sızar, içinde ne var ise. Kalbin güzelse gözün güzel, kulağın güzel, dilin güzel, elin güzel, ayağın güzel. İçeride güzellik onlardan dışarıya sızar. Kalp merkezdir. Kalp demirin su ulaştığı zaman paslandığı gibi paslanır. Kalp paslanır. Allah temiz yaratmıştır insanı. Tertemiz dünyaya gelir. Bizim inancımız budur. Hristiyanlar öyle değil. Hristiyanlar diyor ki doğarken zaten kirli doğar insan diyorlar. Onun için yıkıyorlar, şarapta yıkıyorlar, temizliyorlar güya. Evet, mahallelerinde de şeyler var işte. Artılar var, o artı diyorum ben ona, salip, haç. Onun dibinde bir şey var, her gün ellerini batırıyorlar, sürülerle filan, çocukları filan. Neyse, biz elin dinine bir şey demiyoruz. Müslümanlıkta temiz doğulur, doğar insan, tertemiz. Anası onu Yahudi eder, Hristiyan eder, eşkıya yapar, babasının da anısına sorumluluk vardır. Kendine geldikten sonra da adam kendisi sorumlu olur. İslam'da tertemiz doğar insan, o tertemiz kalp buluğa erdikten sonra, buluğa erdiğince kadar babasının sorumluluk. Yani haram yedirse çocuğun bilmiyor ki haram olduğunu, vebal babanın, ama iyi, o çocukla iyi bir şey tesir bırakmaz haram. O çocuktan hayır gelmez işte, bilmem isyan eder, devlete isyan eder, polise isyan eder, tiner çeker. Bonzai mi diyorsun, ne karın ağrısıysa öyle şeyler yapar, soygunculuk yapar, saldırır, çantaları çalar, haramla beslenen çocuk. Çocuksa sorumluluk ana babaya ait, onu yetiştirenlere, devlete ait, eğitimcilere ait. Buluğa erdikten sonra kendisi sorumlu olur. Kalp başlar işte böyle, bir günah işlediniz mi kara leke. Evet. İkinci güne tövbe etmeden ikinci güne işlerseniz ikinci leke derken kalp kapkara olur. Hatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim gışave. Kalp kapkara oldu mu mühür basılır. Bu kalpte ışık
aracak nokta kalmamıştır. Mühürlenir kalp. Ondan sonra babası ölür, anlatayım ben size. Komşumun babası doktor öldü, akşam hepsi rakı şarap içtiler, tepindiler. Gam keder dağıtıyorlarmış. İbret almazlar, öyle babamın hatırına hiç olmazsa bir gün sabrede etmediler. Böyle olur, gözü görmez, kulağı duymaz olur. Kulağı duymaz olur, ibret almaz olur. Kalp kararmışsa, hayatı hep böyle yanlış, haram şeylerle beslenmiş, görmüş, yapmışsa ibret almaz gözünün önünde bile. Kalp işte diyor, tertemiz yaratılmışken demir suyun içine kaldığı zaman, su demire ulaştığı zaman nasıl paslanıyorsa kalp de öyle paslanır. Paslanır. Evet, temizlemezseniz, korumazsanız demiri, o pas onu yiye yiye bitirir. Bizim memleket demirci memleketidir. Çakı bıçak yaparlar. İyi biliyorum ben. Demiri sudan korumazsanız o pas onu kemire 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 sıvır eder, yok eder. O parmak gibi demir suyun içinde kopar kalmaz, bir şey kalmaz. Böyle paslanır. Evet. Kıyla ya Resulallah ve me celâvühe. Ya Resulallah, bu kalp böyleyse onu nasıl temizleyelim? Pasını nasıl silelim? Paslanmaktan onu nasıl koruyalım? Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kesretü zikril mevt ve tilavet Kur'an. Ölümü çok hatırlamak, Kur'an azimüşşanı okumak, daima okumak kalpteki o kara lekeleri, pasları siler, cilalar, temizler. Kalp çürümez. Kalp çürümez. Ne? Ölümü çok anmak. Şimdi hırsızlık yapıyor adam. Siz böyle adamları biz hep takip ederim ben. Yüksek perdeden konuşan devlet adamları görmüşümdür. Bir de gazetelerde ölürken ki fotoğrafını basıyorlar, sözlerini hatırlıyorlar. Nasıl ağlıyor böyle? Hayır, ne haber? Dünyayı titretecek halde böyle bir kibirli, gururluydum. Bilmem fi tarihinde yüksek perdeden konuşuyordun. Kanatları indirmiş, ağlıyor böyle. İnsanın işte bu hepimizin başına gelecek. Dengeli yaşamaktır İslam. Büyük söylemeyeceksin. Bir gün elin kolun tutmayacak hale gelir. Evet, o ölüm, kabirde azap sebebi. Canın alırken Azrail gelecek. Bunları düşün. Ölümü hatırla, dengeli yaşa. Kontrolsüz olma, dengeli yaşa. İşte ölümü almak, aşırılıkları önler. Ve tilavetül Kur'an, Kur'an öyle Allah kelamıdır. Allah'ın nurları, feyizleri, Kur'an okurken mümini sarar. Kalbindeki o lekeler dağılır. Kalp güzelleşince mutlu olur insan. Ağızdan yanlış sözler çıkmaz, gözü yanlışa bakmaz, kulağı yanlışı dinlemez. Dili yanlış söylemez, eli yanlışa uzanmaz, ayağı yanlışa gitmez. Çünkü o Kur'an tesir eder. Evet, ama her taraf karaysa, şu hoca da amma da uzattı, canını sıkar Kur'an. Kalbin kara arkadaş. Kalp temiz olsa Kur'an okudukça tüylerin diken diken olur. Öyle hoplayacağın gelir içinden öyle güzel duygular. Sen de bu duygu olmuyorsa içerin karışık arkadaş, temizle. Dikkat et. İnanıyorsan tabii canım. İnanmıyorsan zaten toptan kaybetmişsin. Biz inananlara söylüyoruz. İza zükirallahu vecilet kulubuhum. Bunlar bu ayetin tercümesi. Allah zikredildiği zaman ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu. Kur'an okunduğu zaman vecilet kulubuhum. Kalpleri heyecana gelir, tüyleri diken diken olur. İmanları artar, müminin kendine gelir. Kur'an tesir eder insana. O kara lekeleri pişmanlık ateşiyle silip süpürür götürür. Bunlar yoksa kendinde, kendine bir çeki düzen ver. Dikkat et. Tövbe istiğfar et. Alacağın vereceğin bir hesapla kul hakkı falan yemişsen bul adamı öde.
Bulup ödeyemiyorsan onun karşılığında büyük bir hayır yap ki adam ne olsa hakkını alacak. Hazır bir sevap deposu hazırla ki alsın. Bunları hesap et. Evet, ölümü anmak aşırılıklara sebep olur. Kur'an kalbi temizler. Kalbi temizince göz temiz olur, azalar temiz olur. O kara lekeleri böylece atarsınız. Atarsınız. Cenab-ı Hakk'ın ilahi nurları o temiz kalbe dolar. Allah'ın nurları temiz, kirli kalbe gelmez. Onun için işte camiye gittiği zaman adam uyur. Ama kahveye oturduğu zaman 24 saat 50 mezen kalkmaz, usanmaz. Kalbine dikkat arkadaş, kalbine dikkat et arkadaş. Camide gelip bunalıyorsan, sıkılıyorsan, kahvede neşen çok olsa, çok oluyorsa, zaman yetmiyorsa, evet, öyle adam biliyoruz. Ta uzak memleketten kahvede oynuyor, kağıt oynuyor. Çeşit çeşit oyunlar var ya, hepsi. Vakit öldürmek için olanlar. Ama parayla olursa çayına kahvesi haram olur, zaten kumar olur. Böyle bir şey değil, iddiasına, neyse. O ilme alışmış, kahveden kalkmayan adam, bilmem nereden gelmiş. Söyleyin ona demiş, oyunun kazası olmaz demiş. Azıcık beklesin, o kadar hasta bakın. Azrail gelince ne diyecek acaba bu adam? Oyunun kazası yok mu diyecek? O halledecek işiniz. Çünkü saniye gecikmez, saniye erken alınmaz diyor Allah. İzâ câe eceluhum lâ yestâhirûne sâaten ve lâ yestakdimûn. Bir dakika oyunu bitiren yok. O vaziyette canını alır. Meyhanedeyken alır Azrail. Zina halindeyken alır, Allah korusun. Bilen adam, ben inananları söylüyorum canım. Bunu bilen adam dengeli yaşa. Bunları unutma arkadaş. Ha işte kalbin şey oldu mu orada keyfin 56 olur. Camiye geldin mi bir bayramaz gelse de ama da uzattı şu anda sıkılırsın. Dikkat et. Camiye geldiğine göre müminsin. Ben kardeşim olarak söylüyorum. Dikkat et. Kalbin kararmış arkadaş. Bir bayramınız gelmiş, amma da uzattı hoca diyor. Cami sıkıyor onu. Kahvede hiç o kadar, akşama kadar oturuyor bir şey demiyor. Evet, böyledir. Allah'ın nurları kara kalplere nereden girsin? Pencereleri kapatmışsın. Işık nereden girsin? Tevbe istiğfar et, kendine gel. Kendine gel. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi de Beyhakî Şuab-ül İman'ında Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. İnne Ye'cuce ve Me'cuc. Ye'cuc ve Me'cuc. Evet, kıyametin büyük alametlerindendir. Ondan bahsedeceğiz şimdi. Kıyametin büyük alametleri. İsa aleyhisselam Ye'cuc Me'cuc çıktığı sıralarda inecek yeryüzüne. İsa aleyhisselam öldürülmedi. Şimdi bazı ilahiyat profesörleri maalesef İsa öyle ölmedi denmez diyorlar. İslam aleminde sapık mezhepler vardır. Fırak-ı dalle denir. 1000 sene evvel bunlar tartışılmış. O fırak-ı dalle sapık fırkalardan Mutezile, Cebriye, Kaderiye var. Onların fikri de böyledir. Evet, biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat'tanız. Millet olarak 1926'da Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadını seçtik. Hanefi mezhebini seçtik. Bir kısmımız da İmam Şafii'yi seçti. Çok az kısmımız. Asırlardır, 1000 yıldır böyle geliyoruz. Bizim inancımız, biz de burada da Ehl-i Sünnet inancını size aktarıyoruz. Ama bazıları çıkıyor, yeni bir şey söyleyecek ya. Öyle diyor. Kabir azabı da bir şey yoktur. İsa olur mu ya? İnsan yukarıda ölmeden yukarı çıkar mı? Peygamberin miracını reddediyor. Mucizeyi reddediyor. Halbuki mucize, şu anda mucizeler içindeyiz. Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz hiç tahsili yok. Sıkıysa dünyanın bütün alimleri toplayın diyor Allah. Bir ayetini diyor getirin benzerini. Hala kimse getiremiyor. İşte mucize. Peygamber onu kendi nasıl yazsın?
Maurice Bucay'ın dediği gibi tıp fakültesine gitmedi Muhammed. Ama ana rahminde, Kur'an'ın ana rahmindeki çocuğun devrelerinden bahsediliyor. Muhammed bunu nereden öğrenecek diyor. Ben bile diyor hayret ettim diyor. O kadar muhteşem diyor. Müslüman olmuş oradan. Evet mucize buyurun. Kur'an'ın benzerini yap hadi. İki, gidin ben İspanya'ya gittim. Cebel Tarık Boğazı'na. Akdeniz şu tarafı. Atlas Okyanusu şu tarafı. Bir çizgi, hiç çizgi yok. Bir çizgiden bu tarafı başka su, bu tarafı başka su. Gidip arayabilirsiniz. Kaptan Kusto buldu. Kur'an'da da var. Meracel bahreyn yeltakiyen beynehüme berzakun la yabgiyen. İki deniz arasında bir çizgiyi birbirini aşmazlar diyor, karışmazlar. Kur'an'da var bu, Rahman suresinde. Ama ilahiyat profesörler diyor, mucize diye bir şey yoktur diyor. İşte buyur gör. Adam gavur ya, Kaptan Kusto gördü ya, Allah Allah dedi, Atlas Okyanusu çizgiden bu tarafı başka su. Denizin suyu, arada duvar yok, bir şey, perde yok. Bu tarafı başka su. Gördü herif, kafir. Gördü. İnanmayan mucizeye, git bak. Yok oraya kadar git hemen, param yok diyeceksen İstanbul Boğazı'na in. Bir kayık kirala, bir tane su profesörü bul yanına. Teknik Üniversitesi su kürsüsü var arkadaş. Barajlar falan yapıyorlar ya. İstanbul Boğazı'nın belli metrede suyu kuzeyden güneye akıyor. Belli metreden sonra aşağıdan Karadeniz'e gidiyor. Ve arada hiç perde yok. Şuradan giden su başka, şuradan gelen su başka. Buyur, arada hiç karışmıyor. Mucize mi ya bu? Şu suya bir daha katsan karışmaz mı? Karışmıyor. Allah da bunu söylüyor. Evet, mucizeler çok. Halen devam ediyor ama öyle diyor adam. Mucize diye bir şey yoktur diyor. Kabir azabıdır diye bir şey yoktur. Kur'an'daki şeyleri reddediyor, yorum yapıyor. Kur'an kendine açık, net var. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ İsa Aleyhisselam'ı öldürmediler, çarmıha germediler. Onun yerine kendi adamlarını شُبِّهَ لَهُمْ Kendi adamlarını astılar. Kur'an bu. Devletin resmi tefsiri, hak dini, Kur'an dili, yeni mali Türkçe tefsir. Bak oraya. Bana inanmıyorsa oraya bak. Elmalı Hoca'nın tefsirinde. Orada açıklıyor. Evet, asmadılar, çarmıha germediler. Ayet bu. Bir başka ayet. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَ Kesin olarak onu öldürmediler. Daha ne yapalım ya? Yine de diyor, İsa Aleyhisselam göğe çıkar mı ya diyor. İnsan bu kadar yaşar mı? Allah'ın kudretinden şüphesi var. Dar kafası. Geri zekalı. Bin yıldır bu koca millet, ehli sünnet alemi bunu açık ya Kur'an. Onun kafası bu kadar almadığı için böyle şey olur mu diyor. İsa Aleyhisselam Miraç'ta peygamberimiz görüşmüş. Saçını, şeklini, kaşını, gözünü tarif ediyor. Evet, inecek. Yecüc Mecüc o zaman. Mehdi çıkacak. Mehdi ile buluşacaklar. Mehdi ile buluşacaklar. Mehdi diyecek ki sen Allah'ın kelimesiyle olmuş bir peygambersin. Evet Allah bana yetki verdi ama ben peygamber değilim. Geç namaz kıldır diyecek. Hayır diyecek İsa Aleyhisselam. Şu anda ülül emr senin elinde. Sen kıldır. Yecüc çıkmadan evvel Deccal'la savaşacak. Deccal işte o alametlerin birisi de o. Deccal'la, Deccal'ın ordusuyla savaşırken Mehdi Aleyhisselam o hakkından gelemeyecek, ölecek. İsa Aleyhisselam Deccal'ı yenecek. Bu da var Yecüc Mecüc gelecek. Şimdi okuyacağız bakın. Yecüc Mecüc Kur'an-ı Kerim'de de var. Zülkarneyn Aleyhisselam onlara karşı set yapmış. O setten dolayı şimdi dünyaya çıkamıyorlar. Bu ayette açık. Ama bu seti ben de aradım bulamadım. Çin'e kadar gittim. Amerika'da herif diyor ki şu konuşmayı Amerika dinliyor.
benim faturamı çekiyor. Yerin altındaki petrolleri, madenleri biliyor Amerika. Benim gösterdi, Somali'nin altı olduğu bir petrol gördüm. Bütün bu harpler, darplar, işgaller oradan geliyor. Sömürmek için o topraklar. Görüyor orada, gidiyor. Ben de gördüm 96 yılında. Evet, Çin'e gittim ama Set'i görmedim. Set, demir, bakır karışımından. Kur'an'da öyle diyor. Demir, bakır getirin diyor, kaynatın, üfri aleyhi. Onu şey diyeyim, eriteyim diyor. Hakikaten ne olur? Tunç olmaz mı? Tunç. Maddi bir şey bu. Kur'an'da açık ayet var böyle. Öyle bir şey yapmış, Set yapmış. Zülkarneyn aleyhisselam. Şimdi anlatacağız hadisle. Uğraşıyorlar, yıkıp da geçecekler insanlara. Az bir şey kalacak, yorulacaklar. Onlar dinlenirken Allah bir daha yenilecek Set'i. Ama kıyamete yakın ellemeyecek. Oradan çıkacaklar. Minkül hadebin yensilün. Kur'an'da aynen böyle var. Yani muazzam bir kalabalık, her dağdan tereden su akar gibi insanlara saldıracaklar. Bu Yecüc Mecüc. Şimdi onlar hakkında şey edelim. Diyor ki İsmâni müştakkâni min ecîcin nâr. Ateşin alevinden türemiş bir kelimedir. Yecüc Mecüc, Ecic. Ateş demek. Ateşin alevi demek. Ondan şey etmişler. İki, alem isimdir. Ve hüme min nesli Adem aleyhisselam. Adem aleyhisselamın neslindendir. Evet. Huliku min meniyyi Adem el muhallat bit turab. Adem aleyhisselamın, bu bir Gümüşhane'nin Hazretleri'nin diğer kitaplarla da var açıklaması. Adem aleyhisselamın toprağıyla karışmış menisinden oluşmuştur bunlar. Bu Yecüc Mecüc iki kabile ismi. Evet. Havadan değildirler diyorlar. Kitabını almış. Ama bunun delili yok. Kesin bir delil, bu böyle kitaplarda var. La delile aleyhi. Delili yok. Onun için güvenemeyiz. Güvenemeyiz. La ya'temidu aleyh. Evet. Birçok kimseler bunu hikaye ettiler ama diyor delili yok bunun. Böyle bilgiler var. Hristiyanlıkta da var böyle. Ehli kitap arasında da var. Yahudilikte de var. Delil yok. Evet. Fakat Huzeyfe Hazretlerinden, Huzeyfetül İmani, peygamberin sırdaşlarından, radıyallahu'ndan gelen bir hadis. Ye'cuc ve me'cuc kabileten min veledi Yafes bin Nuh. Yafes bin Nuh. Nuh Aleyhisselam'ın birçok oğlanları var biliyorsunuz. Bir tanesi kafir, diğerleri Müslüman olmuş. Beddua etmiş. 950 sene peygamberlik yapmış. 80 kişi inanmış. Kalabalıklara hitap etmiş, özel teker teker uğraşmış, gece gündüz 950 sene Kur'an'ı var. 80 kişi. Evet, o da beddua etmiş. Beddua edince tufan olmuş. Cebrail Aleyhisselam demiş ki gemi yap. Tarif etmiş, gemi yap. İlk gemi yapan Nuh Aleyhisselam. Elmanlı Hoca diyor ki, muhtemelen şeyli diyor, buharlı gemi diyor. Tugran'daki ifadelere göre buharlı gemi. Hani geminin ateşçisi oluyor biliyorsun, kömür atıyorlar oradan. Buharlı gemiydi diyor. Doğu Bayezid'e giderseniz, Doğu Bayezid'in tepesinde orada oryantalistler, batılı ilim adamları araştırmalar yapmışlar. Orada bir bina yapmış devlet. Bulguları orada, araştırmaların şeyleri orada var. Ben de gittim. Karşıda bir şey var, tam direkli, kocaman bir gemi. Kaya canım, kaya. Evet, taşlaşmış gemi, bayağı bildiğin gemi. O 80 kişi almış, her hayvandan birer çift almış. Bundan sığar o gemiye, o kadar büyük, taşlaşmış, fosilleşmiş diyorsunuz ya siz. Fosilleşmiş, orada görüyorsunuz. Yani Ağrı Dağı'nda değil yani, orada. Görüyorsunuz. Tabii
kesin diyemiyorum ama ilim adamları belgeli. Evet. Oğluna demiş ki, oğlum demiş, la ilahe illallah diye putları tapmayı bırak, gel seni de alayım gemiye. Yok demiş, demeyeceğim baba. Boğulacaksın lan demiş. Oğlan demiş ki, ben demiş tepelere çıkarım, sellerden kurtulurum derken bir dalga gelmiş, almış götürmüş. O zaman baba değil mi? Peygamber de olsa, oğlum ya Rabbi demiş. Allah ihtar ediyor onu. Leyse min ehlik. O senin oğlun değil. Sen peygambersin. O ise kafir. Senin oğlun filan değil o. Bir daha böyle yalvarma diye ihtar almış. Evet efendim. Öbür oğlanları Ham, Yam, Yafes. Yafes soyundandır. Yecüc, Mecüc. Min veledi Yafes bin Nuh. Nuh'un oğlu Yafes soyundandır. La yemutu ahadum hatta yara alfa racul min sulbihi kad hamale silah. Bu hadis arkadaş. Bir adamın 1000 oğlu olacak. 1000 oğlu silah kullanan 1000 oğlunu görmeden ölmez diyor burada arkadaş. Ölmez diyor. La yemutu ahaduhum, onlardan birisi ölmez. Hatta yara alfa racul min sulbihi, kendi sulbinden 1000 silahşör olan oğlunu görmeden ölmez. Her bir adam 1000 çocuğu olsa ne olur arkadaş? Ne kadar kalabalık olduğunu düşünün. Bu Yecüc görmez. İşte öyle bir millet bu. Evet. Ne diyor bak, devam ediyor. La yemurrun ala şeyin iza haracu. Niye uğrasırlar? İlla akaluhu. Her şeyi yerler. Ve yekulunu men mâte minhum. O kadar ki aşk aldıkları için kendilerinden öleni de yerler. Evet. Ben de Çin'de bunları aradım. Daha başka hadisler var. Çinliler bunlara benziyor. Şimdi söyleyecek. Küçük boylu. Hepsi aynı. Hatta arkadaşları güldürdüm. Bundan kocalar nasıl ayırıyor acaba karısını dedim. Hep kadınla birbirine benziyor. Ayrılacak gibi değil. Evet. Güldürdüm arkadaşları. O kadar da kalabalık biliyorsunuz Çin. Ve her şeyi yiyorlar arkadaş. Gidip görebilirsiniz. En kıymetli şeyleri diri maymunun beynini oturtuyorlar, maymunu. Tepesinden kesiyor. Diri maymunun beynini alıp yiyor. En pahalı yemekleri o. Onu çok seviyorlar. Yılan yiyorlar, fare yiyorlar, kurbağa yiyorlar. Gel götür. Yok yok dedim. Ben biliyorum hadislerden. Siz göreceksiniz, görün. Yılanı ısırıp yiyorlar yani. Televizyonda da gösterdi canım. Yani hayatta kalma usulleri diye herif. Yılanı nasıl yiyor, tutuyor da. Onlar da yiyorlar her şeyi. Çocuklarını da yiyorlar. Şimdi orada oğlan çok kıymetli. Kız çok çok kalabalık çünkü. Sokakta bir erkek, 10 kız, 13 kadın. Hep yahu dedim. Hep saydım ama yani. Yani bir oğlan bir kız hiç görmedim. Hep 1, 9, 1, 10, 1, 13 saydım sokakta. O kadar kalabalık. Sokakta benim gördüğüm bu yani. Ben bunun araştırmasını falan yapmadım. Çok. Onun için ahlak da sıfır orada. Ahlak da sıfır arkadaş. Zaten hayvan gibi. Din, ot gibi adam. Parayı verdiğim her kılığa girer. Hayvan gibi. Ben namaz kılıyorum İngiliz okulunda. Çinli elektronik mühendisi. Ne yapıyorsun orada diyor. Ne arıyorsun orada diyor. Ben secde ediyorum ya. Ne arıyorsun orada diyor bana. Hiç din bir şey yok. Ot gibi yat yatıyor. Kalk. Para verdin mi hemen Müslüman olur. Karnını doyurdun mu Müslüman olur. Öyle bir ot gibi adamlar. Her neyse her şeyi yiyorlar. Onu söylüyorum. Hadis bakın. Her şeyi yerler. İnsanı bile yerler. Burada yazıyor. Hakikaten yiyorlar. Hakikaten yiyorlar. Mesela çocuk türedi anasının karnında, evli. Kız olduğu anlaşıldı mı onu aldırıp yiyorlarmış. Kavurdu yiyorlarmış. Kendilerinden duyduğum abartma değil. Sorabilirsiniz. Bana söyleyen adam böyle söyledi. Kendilerinden duydum Çinlerden.
Hadiste öyle diyor, her şeyi yerler. Canlı her şeyi yerler arkadaş. Kendilerinde yerler diyor. Bakın okudum buradan size. Böyle bir çok, bin kişi, bir adam bin. Bu nasıl olur hocam? Bunu da çözdüm. Bir adam 13 kız olunca nasıl evlilik yapacak? Her gün bir karıyla yatarsa bir adam, 70 sene yaşasa, bir haftada 30 gün var. Yılda kaç gün var? 365. 365'i 70 ile çarpın. 1000 az bile daha değil mi? Her birine bir çocuk doğsa. Yani o da tutuyor, o da problem yok. Her şey uyuyor. Setti göremedim. Elmalı Hoca diyor, burada bir tunçtan set var diyor Kur'an'a göre. Bunu bir türlü içinden çıkamadım diyor. Şimdi o altını görüyorlar, üstünü görüyorlar, beni çekiyorlar Amerika'da ama orada da adam setten bahsetmedi. Ben dediler Türk Çin setini yok yok dedim, o değil ya. Bir kere tunçtan değil o, taştan. O değil. Onu çözemedik. O öbür türlü aynen uyuyor. Çinliler buna uyuyor. Neyse canım, biz ona değil Yecüc'e Mecüc'e dikkat edeceğiz. Bin, o kadar kalabalık. Min vuldi Adem. Min veledi Adem. Adem'in soyundandır bunlar. Ve lev ursilû lefsedû alen nâsi me'âişehum. Salıverseler, salıverilseler bütün insanların geçimini mahvederler. Bu kadar kalabalık adam sana şey bırakır mı? Yiyeceğin içeceğin yer süpürür götürür. Evet, çok kalabalık. Her şeyi yerler, her şeyi tahrip ederler. وَلَنْ يَمُوتَ مِنْهُمْ رَجُلٌ اِلَّا تَرَكَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اَلْفًا فَصَاعِدًا. Bir tane adamın bin çocuğu olmadan ölmez. Efendimiz söylüyor. وَاِنَّ مَنْ وَرَاءَهُمْ سَلَاسُ اُمَمْ. Bunların arkasından üç millet kalır. تَعْوِيل, تَعْرِيز, مَنْسَكْ diye üç millet kalır. Bunlar işte hapsedilmiş durumda şimdi. Ehl-i Sünnet inancını söylüyorum. İmam-ı Azam Fıkh Ekber, onun şerhi, Fıkh Ekber şerhi var. Ali Ülkari'nin, o Türkçe'ye tercüme edildi, bakabilirsiniz. Eski değerli hocalarımızdan, Ömer Nasuh Bilmen hocamızın ilmi kelam dersleri var, tevhid dersleri var, kitaplaşmış. Onunla da bilgiler var. Oradan okuyabilirsiniz. Elmalı Hoca'nın tefsirini çok geniş, Türkçe olduğunu onu söylüyorum. Her tefsirlerde bilgi var. Bunlar çıkacağız diye habire işte İsa Aleyhisselam indiği zaman bunlar da çıkacak. Yecüc Mecüc yenilecek İsa Aleyhisselam. Tur Dağı'nı saklanacak. Aç kalacaklar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari Müslim hadisi bir gezi sırasında bir kokmuş öküz kellesi görmüş. Demişler Efendimiz buyurmuş. Ne dersiniz şu öküz kellesine kaç para verirsiniz? Ya Resulallah şakayı da seviyorsunuz ha demişler. Bu öküz kellesine para verilir mi ya? Belki atmak için kokmuş çünkü. Atmak için para verilir. Siz öyle söyleyin. İsa askeriyle beraber Tur Dağı'na sığındığında aç kalacaklar. Bir kokmuş öküz kellesine 100 altın verecekler. Bulamayacaklar. Geçmiş senelerde Güney Amerika'da oldu biliyorsunuz. Arkadaşlarından birisi öldü, birini yediler onları. Gazeteler geçti. Aç ölsün mü? Bir kokmuş öküz ki 100 altın verecekler, bulamayacaklar diyor. Ben de Tur Dağı'na da çıktım. Hakikaten etrafı sarp. Hatta adam bizi gece götürdü, götüren herif. Ona da kızdım, niye götürmüyorsun diye. İyi ki gece götürmüş. Çünkü ayağın bir kaysa parçan kalmaz. Öyle kayalar, kızıl kayalar, gök kayalar. Aşağısı uçurum. Tepesine çıkıyorsunuz. Musa Aleyhisselam orada 40 gün kalmış. Evet, orada bir de Müslümanlar cami yapmış. O namaz, orada da sabah namazı kıldık. Gidip görebilirsiniz. Kur'an'la aynen uyuyor yani şeyler. Bu Yecüc Mecüc işte İsa Aleyhisselam'ı yenecekler. Ondan sonra şımaracaklar. Bütün o devrin insanları öldürecekler. Kendileri ahlaksız, şirret, zalim zaten. Oklarını semaya atacaklar diyor hadis. Allah onları fitne sebebi imtihan için azgınlıklar artsın, cehennemde ateşler artsın diye okları kanlı dönecek. Diyecekler ki yukarıdakileri de temizledik, aşağıdakileri temizledik.
Yukarıdakiler temiz, o kadar şımarık. Aç kalınca İsa Aleyhisselam arkadaşları, müminler, ya demiş, diyecekler, sen Allah'ın oğul demesiyle olan bir peygambersin. Dua etsene be, açlıktan ölüyoruz görüyorsun. Dua edecek, hepsi ölecek. Yecüc mecüc. Neden olmasın? Bu kadar kalabalık insan doğudan gelecek diyor. Onun için Çin'de aradım ben. Doğudan gelecek diyor hadis. Öncüleri, ben topçuyum. Öncü asker gönderili, gözcü. Düşman nerede? Onların kodlarını verir. Şu kadar milyem sağda, şu kadar güneyde, kuzeyde diye. O hesaplara göre gülle atarsın top, mermi. Adamı vurursun. O öncüleri, iki üç kişidir bunlar. O Yecüc Mecüc ordusunun öncüleri, Taberiye Gölü var ya şimdi, Taberiye Gölü'nün suyu tatlıdır, gidip bakabilirsiniz, tatlıdır. Öncüleri o suyu olduğu gibi içecekler, ne kadar kalabalık. Arkadan gelecekler, bakacaklar ki gölün suyun izi var. Suyun izi olur mu hocam? İstersen şeye git, Elmalı Barajı'na git. Benim orada yakınım var, gidiyorum. Sula indiği zaman, suyun dolduğu zamanki işareti var toprakta. Suyun izi oluyor. Onu görecek, aa burada su varmış diyecekler. Suda bir damla su bulamayacaklar. Arkadan gelen ordu. O kadar kalabalık. İşte dua et de diyecekler, kurtulalım. Bir anda hepsi ölecek. Olur mu hocam? Bu kadar kalabalık adam bir anda ölür. Kolera ne yapıyor? Girdiği yeri bir anda öldürmüyor mu kolera? Pekala, akla aykırı değil. Hadis var yani böyle. Bu defa öyle çok kalabalık oldukları için kokacaklar, kokusundan duramayacaklar. Tur Dağı'nın tepesinde kokusundan duramayacaklar. Her taraf çünkü leş. Dua et ya, şundan da kurtarsın, dua edecek. Bir anda onlar yok olacak. Siz ona tusuna mı diyorsun, ne karnası? Bir anda hepsini alıp götürmüyor mu? Olamaz mı? Evet. Böyle şeyler var. Bu Yecüc de işte kıyametin büyük alametlerindendir. İsa Aleyhisselam onların yok olduktan sonra 40 sene yaşayacak, evlenecek, çocuk sahibi olacak, İslam'ı uygulayacak. O öldükten sonra Kur'an'da bunlara dair ayetler var. Elmel Hoca'nın tefsirini okuyabilirsiniz. Tevhid kitaplarını, kelam kitaplarını okuyabilirsiniz. Ondan sonra işte yavaş yavaş Allah diyen kalmayınca da kainat yıkılacak. Bu Yecüc Mecüc bu. İşte diyorlar burada çok bilgiler var. Kimisi diyor biz bir karış. Evet. Abdullah İbn Abbas'tan hakim naklediyor. Kimisi bir karış. Kimisi iki karış. Evet. Üç karış. O kadar yüce insanlar olabilir diye bilgiler çok çok şey ilginç rivayetler var ama Yecüc Mecüc çıkacak, Kur'an'da bahsediliyor. Hadislerde bu bilgileri verdi. Abdübni Hümeyd, evet, İbn Münzir, Tabarani, Beyhaki, Abdullah bin Amr bin Aslan, Kastanani, Buhari-i Şerif, Kastanani'de de bu bilgiler, söylediğim bilgileri bulabilirsiniz. Allah onlardan razı olsun. Bir hadis daha okuyacağım müsaadenizle. İnne Yahya ibn Zekeriya. Zekeriya'nın oğlu Yahya gelince, evet, bu Yahya Aleyhisselam genç yaşında kafası kesilmek suretiyle şehit edilmiştir. İsa Aleyhisselam'la teyze çocuklarıdır. Meryem anamızın anasının adı Hanne'dir. Meryem anamızın anasının adı Hanne'dir. Bu Hanne çocuk olmuyormuş. Anlatıyorum hep de. Samimi dua edilirse kabul edilir diye. Ona misal veririm bunu. Kur'an'da geçiyor. Hadislerde geçiyor. Ağacın dibinde gölgeleniyormuş bu Hanne anamız. Kuşların yuvası var yukarıda. Kuşlar alıp geldiğini kusar değil mi? Yavrularını ağzı cik 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 açarlar, kusarlar.
Allah'ım demiş, benim de yavrum olsa da böyle onu doyursam. İçten dua. Eğer bir çocuk verirsen demiş, senin yolunu adıyorum demiş, vakfedeceğim. Yazmışlar hemen ve Meryem doğmuş. Meryem. Kadın, kız. Sözümde duruyorum ya Rabbi demiş. Erkek değil ama demiş. Sarmış kundağı, senin yoluna vakfedeceğim demiş ya. Sarmış. Süleyman Aleyhisselam yaptırdığı Mescid-i Aksa'nın mihrabına koymuş. Allah'ım demiş, sana verdim. Benimki bitti. Bundan sonra senin. O zaman Zekeriya Aleyhisselam peygamberdir. Gelmiş bakmış bir çocuk. E bakayım çekeyim demiş şuna. Ondan sonra gitmiş çarşıya, neyse bir şeyler bulmuş gelmiş. Bir bakmış ki çocuğu doyurmuşlar. Sütünü, mamasını yedirmişler. Artığı da orada duruyor. Hımm demiş. Onun da çocuğu olmuyor Zekeriya Aleyhisselam'ın. Allah'ım demiş, ben senin peygamberinim. Senin adını herkese duyuran görevliyim. E ben ölürsem demiş, senin adını kim duyuracak? Oğlan ver bana da demiş. Cenab-ı Hak da o duayı, içten gelen duayı kabul etmiş. Tamam demiş, oğlum olacak. Bu defa diyor ki, ben 90 küsür yaşındayım diyor. 90, hanımın 90 yaşında. 90 yaşında hanımın çocuğu olur mu? Yani inanıyorum da diyor, sen her şeye kadirsin ama görünen köy kılavuz istemez. 3 gün konuşamayacaksın. Kur'an'da var. 3 gün konuşamayacaksın ey Zekeriya. Kur'an'da var. O 3 gün konuşamayınca anlamış ki hanımı hamile. Bu Mescid-i Aksa önüne çıkıp kuma yazarmış İncil'in ayetlerini. Affedersiniz, Tevrat'ın ayetlerini yazarmış. Vatandaşı oku demiş, yani dili tutulmuş ya. 3 gün görev yapmış. Din görevlisi de hangi şartlarda olursa olsun görevini aksatmamalı. Buna örnektir bu. Siz de memur maruf yapacaksınız hangi durumda olursa olsun. Sonra Yahya Aleyhisselam doğmuş. Kur'an'da aynen böyle. Yahya ismini alan hep ye, Yahya, ya. Bir sürü ye var bak, bir sürü Yahya. Ya, siz de Yaşar diyorsunuz değil mi? Yaşar, Yaşar. Yahya, evet Yaşar adı. İlk bu Yahya adını alana insandır. Yahya Aleyhisselam doğmuş. Teyze çocuklardır. Meryem anamızın anasının adı Hanne. Onun kız kardeşi de Yahya Aleyhisselam'ın validesi. Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımı. Adı da İsa. İsa. Şimdi mucize var mı yok mu, o inkar edeni bir daha anlatacağım. Ben 80-90 yılları arasında hep Fransa'ya giderdim. Her sene. Orada bir arkadaş, Michel adındaki bir arkadaş, Mevlana Hazretlerinin UNESCO'nun tercüme ettiği eserlerini okuyarak Fransızca'ya Müslüman olmuş. O eserdekilerine göre, kendine göre Müslüman olmuş. Onun gibi Müslüman olanlar, Mevlana aşıkları bir dernek kurmuşlar. Karı, kız, namaz abdest yok, tesettür mesettür yok, şarap içiliyor. Ama dernek toplanıyorlar, şarap içerek sarhoş, kızlar, karılar sarmaş dolaş dönüyorlar. Mevlana dönüyor ya. Geldi getirdiler bana, hem ben Müslümanım diyor. Dedim, senin dedim ananla dedim gözün önünde bir başkası dedim öpüşse dedim, ona sarılsa. Olmaz öyle dedim, sen elin karısına sarılıyorsun ama dedim. Bak sen itiraz ediyorsun. Yaratılış öyle yani. Kıskanır insan. E sen elin karısını sarılıyorsun. Yanlış mı bu dedi. Yanlış tabii dedi. E Mevlana dönüyor dedi. E dönüyor ama senin gibi dönmüyor. Anlattık tabii. Tam hakiki Müslüman oldu yani. Michel şeysi değişti. İsmini değiştirdik. Dedi ki Yahya Aleyhisselam'ın adı nedir dedi bana. Ben de aynı kitabı orada da okuyorum camide. 80 yılında oluyor bu iş.
Ben de bilmiyorum. Evet. O böyle oturuyor, soru soruyor bana. Düzeltiyorum ben yanlış fikirlerini. Kabul ediyor. Derken bunu sordu. Bilmiyorum Yahya dedim. Evet bilmiyorum. Atabilir miyim? Yok atamazsın. Hesap soracağım. Bunlardan hesap vereceğim. Onunla konuşurken ben şöyle karıştırıyorum kitabı. Böyle elimle hani vakit geçiriyorum. Bir şey aramak için değil ha. Derken aynı bu sayfaya geldik şöyle. Ana burada bir baktım. Yahya Aleyhisselam'ın validesinin adı İsa diyor. Yahya dedim. İsa'ymış dedim. İsa. Hocanın kerametini gördüm yani bu hocanın. Orada benim mahcubiyetten kurtardı, yetişti. İsa'yı gösterdi burada, gördüm. Allah rahmet eylesin. Caminin önünde yatıyor. Öyle bir adam bak. Hemen orada gösterdi bunu. İsa. İki teyze çocuklarıdır. Yahya Aleyhisselam'ın kesilmesinin sebebi Yahudilikte Musa Aleyhisselam'ın şeriatında yakın akraba evlenebilir. İncil'le beraber yasaklandı. Kur'an'da da yasaktır yakın evlilik. Şimdi bana mektup yazıyor. Adem'in şu batındaki oğluyla ondan sonra batındaki kızı evlendirdim ben televizyonda. Bir mektup yazmış, sövmüş bana herif. Kız kardeşle oğlan kardeşi evlendirdin. Sen ne biçim hocasın falan diye. O zaman kimse yok ki. Allah'ın şeriatı böyle, kanunu böyle. Tevrat'ta bile böyle yakın akraba evleniyordu yani. İncil'le yasaklandı, Kur'an'da yasak. Muharremat denir ona, kim kimin evlenemeyecek. Bana böyle tehdit mektubu, küfür mektupları yazanlar oldu. Sen kardeş evlendirdin diye. Evet, bu teyze çocukları, işte bu Tevrat'a göre hükmediyor. Yahudiler çok para sever biliyorsunuz. Para başkası giymesin diye zengin iki adam oğlunu kızını çok yakın akraba evlendirmek istemişler. Yahya Aleyhisselam'ı gitmişler, olmaz demiş. Buna yakın akraba evlenemezler. Krala şikayet etmişler. Bizi evleneceğiz, nikahımızı kıymıyor diye. Kral demiş zengin ya, zengin olunca kanunlar hemen derhal uygulanır. Çağırmış Yahya Aleyhisselam'a, bununla nikahını kıyamam demiş. Çünkü şimdi Tevrat'ın hükümleri kalktı, İncil var. İncil'e göre de bunlar evlenemez. Evlendireceksin demiş, nikahı kıymıyorum deyince kafanı kestirmiş kral. Yahya Aleyhisselam'ın o cesedinin, naaşının eli de Topkapı Müzesi'nde. Gidip gösteriyorlar mı bilmiyorum. Evvelden görünüyordu, şimdi görünüyor mu bilmiyorum. Topkapı Müzesi'nde Yavuz Sultan Selim getirmiş buraya. Bu Yahya Aleyhisselam, Zekeriya Yahya Aleyhisselam gençken işte böyle asılmış. Ve Yahya Aleyhisselam hiç günaha karışmamış. Allah onu övüyor. Seyyiden ve hasura. Bekar efendi. O zaman hocam bekarlık sultanlıktır değil lan. Onlar o zaman öyleydi. Biz Kur'an'a uyacağız. Peygamberimize uyacağız. Allah Kur'an'da evlenin diyor. Peygamber de ben çok evlendim. Siz evlenin diyor. Çok çocuk yapın diyor. Hadis bunlar arkadaş. Çok çocuk yapın ben gurur duyacağım diyor. Peygamber'in sünnetleri. Ama Yahya Aleyhisselam bekarlığıyla kadınla ilişki kurmaması da seyyiden ve hasur. Hasur o demek. Hiç evlenmedi. Kadını el dokundurmadı. Övülüyor Kur'an'da Yahya Aleyhisselam. Çocukken daha dua eseri ya. Caminin avlusunda kum oynuyorlarmış çocuklar. Yahya demiş gel gel kum oynayalım. Ya demiş dünya ömrü kısa. Oyun oynayacak zaman mı var ya demiş. Çocukken daha çocukken. Peygamber olacağı belli yani. Oyunla katılmamış. Öyle mübarek. Allah şifadan aile eylesin. Evet şimdi inna Yahya ibni Zekeriya se'ele rabbehu fekale ya rabbi ic'alli mimmen la yaka'un nas fi. Ya Rabbi benim aleyhime konuşmasınlar insanlar. Bana demiş bunu lütfet.
Arkamdan konuşmasınlar. Evet. Feuhallahu Teala ileyhi ya Yahya. Allahu Teala ona vahyetmiş ki: Ey Yahya, haza şeyun lem estahlisu li nefsi. Keyfe ef'alu bika? Ikra fi'l muhkam tecid fihi. Evet. Kur'an oku, kitabı oku, orada göreceksin. Ben kendimi bile insanların dilinden kurtarmadım. Öyle bir kanun çıkarmadım. Allah yok diyen yok mu? Allah seven yok mu? Herkese veriyorsun, bana vermiyorsun. Ne biçim adalet bu diyen yok mu? Allah neler söylüyorlar? Ben bunu bile yasak etmedim. Kendime yasak etmediğim şeyi sana nasıl yasak ederim? İmtihan dünyası bu. Sana da şu derler, bu derler diyecekler. İmtihan dünyası, ben insanları imtihan edeceğim. Bana yasak olmayan şeyi sana yasak etmem demiş. Hadis böyle. Evet, mesela وَقَالَتِ الْيَهُودُ اُزَيْرُ اُبْنُ اللّٰهِ Allah'a iftira etmediler mi? Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğlu dediler. Çünkü bu Yahudiler azgınlaştıkça Cenab-ı Hak onları şamar vurdu. Şimdi bir şamar daha yiyecekler. Çok zulmediyorlar. Ama hemen onları Allah şamar vursun demeyin. Onların şamarından sonra ortalık karışacak. Mehdi o zaman çıkıyor işte. Müslümanlar böyle vaaz falan edemeyecekler, namaz falan kılamayacaklar. O kadar zalimler ortalığı kaplayacak. Yani onun için o olayla hemen gelmesin. O devirde yaşamak çok zor. İşte dediler ki Uzeyr bir şamar yemişler, 100 sene sonra şehir, Kudüs şehri yakılmış, yıkılmış. Tarihte var bunlar, Roma imparatoru yıkmış, yok etmiş. Bu Zekeriya aleyhisselam 100 sene sonra gelmiş Kudüs'e, şimdi yıkıldıktan sonra kaçıyor esirlerle beraber. Çocuk şöyle bakmış, bu şehir nasıl dirilir? Kur'an'da var bunlar, okuyabilirsiniz. Allah onu uyutmuş, 100 sene uyutmuş. Eşeğine binip gelmişmiş, kaçmış, dönüşünde bakıyor şehir nasıl dirilecek. Uyumuş, o kralın hengamesi geçtikten sonra kaçıyor, sonra geliyor, yerle bir şehir. Nasıl dirilecek? Uyumuş 100 sene sonra. Uyanıyor. Şimdi yapmış, uyanmış gibi. Ashab-ı Kehf gibi. İstersen diyor eşeğine bak. Eşeğin şeyleri kalmamış. Ölmüş, 100 sene yaşar mı eşek? İşte dirilmiş ya. Sonra şehre gelmiş. Şehir birdenbire gelişmiş. Caddeler, binalar birdenbire gelmiş. O yanmış şehir ihya olmuş. Biz böyle işte ihya ederiz. Yaşlı bir, o Zekeriya aleyhisselamın sülalesinden yaşlı bir adam, kadını bulmuş. O da söylemiş işte, Tevrat'ı ezbere okumuş Uzeyr aleyhisselam. Zekeriya aleyhisselam, evet, şeysi. Diyorlar ki 100 sene sonra Tevrat'ı ezbere, Allah'ın oğlu diyorlar Yahudiler. Buradan sapıtıyorlar. Yahudiler ona Uzeyr ibnullah dediler. Allah'a iftira ettiler. Ve kâletin nasara el mesih ibnullah. Hristiyanlar da Mesih İsa Allah'ın oğlu dediler. Yahudiler ve şeyler, biz Zekeriya'nın soyunda, Uzeyr'in soyundanız. İsa'nın mensuplarıyız. Onun için biz nahnu ebnâullâhi ve ahibbâhu, Kur'an'da var. Maide suresi 18. ayet. Tefsire bakın. Biz Allah'ın çocuklarıyız. Beni İsrail bu demek. Onun için Yahudi dünyada en şerefli ırktır diye daha geçen sene Yahudi hamı söyledi. Bütün insanlar dedi bize hizmet için yaratılmıştır dedi. Makam, mansıp, para Yahudinin hakkıdır dedi. Öteki bütün insanlar köledir dedi. Bize hizmet için yaratılmıştır dedi. Siz de televizyonda da işittiniz. Buradan geliyor onlar. Kur'an'da var. Biz Allah'ın oğullarıyız. Ben İsrail o demek. Biz özel insanlarız. Evet. Ötekiler uşak. Dediler. Kur'an'da var bu. Evet. Hristiyanlar da öyle söylediler. Biz de İsa'nın gerisiyiz.
Biz de Allah'ın sevgilileriyiz. Cenab-ı Hak diyor ki, hadi o zaman ölsenize diyor, ölün de bakalım Allah'ın oğlu mu olduğunuzu, sevgilisi mi olduğunuzu anlayacaksınız diyor. Cayır cayır yanacaksınız. Maide suresi 18. ayet, 72. ayet, 73. ayet. Lütfen bunları okuyabilirsiniz. Bu sözlerimi oradan tahkik edebilirsiniz. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهُ الْمَس۪يحِ Hristiyanların bir kısmı burada Allah'ın oğlu dediler. Şimdi ayet okuduk. Gene bir başka ayet, Maide suresi 72. Allah Mesih İsa'nın ta kendisidir. Evet. Bir kısmı Yakubiye deniyor. Onlarda da mezhepler var. Yakub Mesih, İsa Allah'ın ta kendisidir. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ سَالِسِ سَلَاسَ Bir kısmı da Maide suresinde yine 73. ayet. Allah üçün üçüncüsüdür. Baba, oğul, ruhul kudüs. Allah üçün üçüncüsüdür dediler. Evet. Yani Allah'a eş koştular. Onlar kafir bu ayetlere göre. Yahudiler de kafir. Hristiyanlar da bu ayetlere göre kafir. Kafir. Evet. Biz diyorlar İsa Aleyhisselam babası dünya geldi ya, onun sayındanız. Hani bizim aslımız Allah'tan üstün görüyorlar. Papazlar vermezler size canım. Papazlar, papa, rahipler. Yahudiler de biz millet olarak böyleyiz. Onun soyundanız, tohumuyuz falan diyorlar. Öyle hava atıyorlar. Evet. Allah Yahya Aleyhisselam böyle dua edince ben kendimi bile böyle iftiralardan korumadım. İmtihan etmek için yasaklamadım. Sana bunu yapamam. Deyince Kale Yahya bu isteğinden nedamet etti ve şöyle buyuruyor: Ya Rabbi ufirli fe innehu la udu eyye misli haza. Ya Rabbi beni affet, bir de böyle lüzumsuz şeyler yapmayacağım. Seni gücendirecek dua etmeyeceğim dedi. Evet, Nuh Aleyhisselam da böyle ihtar aldığını söyledim. O benim oğlum deyince o senin oğlun falan dedi. Bir de böyle halt etme dedi. İhtar aldı yani. İhtar aldı. Evet, bu hadiste onunla ilgili. Evet, Allah Celle Celaluhu bizi imandan, İslam'dan ayırmasın. Biz Kur'an'da geçen bütün peygamberlere inanırız. Allah'ın Resulüdür. Onlara Tevrat'ın aslına inanan, İsa Aleyhisselam'a peygamber olduğuna inanan, Allah bir diyen, İncil'in aslına inananlar mümindir, kardeşimizdir. Biz onlara dua ederiz. Rabbena ufir lana ve li ihvanina ellezina sabakuna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillezina Rabbena inneke raufur rahim. Ayet biz öyleyiz. Biz Adem'den beri ki müminleri de ya Rabbi onları da affet, bizi de affet deriz. Hepsi mümindir ama Muhammed Aleyhisselam geldikten sonra Allah bir İsa peygamber, Allah bir Musa peygamber dese, Muhammed Resulullah demese, aha şimdi okudum, kafirdirler. Efendimiz gelince kadar böyle demişlerse mümindir, cennete gidecek. Ama Allah üçtür diyenler değil. İsa Allah'ın oğludur diyenler, Uzeyr Allah'ın oğludur diyenler değil. Hakiki Tevrat'a inananlar. Evet, peygamber geldikten sonra iman kapısı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Bunu söylemeyen Allah'a inansa bile Efendimizin peygamberi kabul etmediği sürece Müslüman olamaz, mümin olamaz, ebediyen cennete giremez. Ulaike humul kafiruna hakka. Kur'an tabiri. Gerçekten kafirlerin ta kendisidir bunlar diyor Kur'an.